Klasik anlamda yine bildiğimiz kolonoskopiden bahsediyorum. Kaç yaşından itibaren yaptırmak lazım? Riskli hasta grupları, bu biraz sonra söyleyeceğiniz yaşın daha öncesine mi almalılar? Kimler riskli hasta grubundadır? Biraz da bu konularla ilgili bilgi alalım sizden. Şimdi tabii kolonoskopi deyince herkes bir durakladığı için bizler de zor söylüyoruz açıkçası hastamıza. Yani tarama yaptırmanız lazım, şu yaşlarınızda tarama yaptırın. Onun için buradan mesajı vermemiz gerçekten son derece önemli olacak. Lütfen kameranıza dönüp kameraya tabii, doğru konuşalım şimdi hocam. Şimdi burada bir anekdottan bahsetmek isterim. Yurt dışında özel sağlık sigortaları ya da bir takım devlet sigortaları bazı ülkelerde kesinlikle eğer taramanızı yaptırmadıysanız belli bir süre sonra çıkacak bağırsak hastalıkları ile ilgili ödemelerinizi yapmıyorlar. Evet. Tabii bu hakikaten oldukça caydırıcı bir yöntem. Önemli bir şey. Belki zamanla bizim ülkemizde de değerlendirilecektir. Eğer ki taramayı yaptırırsanız tabii ki hastalıkları erkenden test edilip uzak durmanız mümkün. Taramayı ne zaman yapalım, kime yapalım? Aslında bu konu son derece net. Dedim ya, bağırsaklarımız bu açıdan şanslı organlar. Çok erkenden test etme şansınız var. Bir takım oturmuş yaklaşımlar mevcut. Çok kafamız karışık değil o açıdan. Genelde sokakta gezen bir vatandaş söyleyeceğimiz 50 yaşında hiç ihmal etmeyin, kolonoskopinizi yaptırın. Çünkü biliyoruz ki bağırsak tümörleri 50 yaşından sonra belirgin olarak artıyorlar. Evet. Yani pik o vakitte oluyor. Onun için 50 yaş genel bir kuraldır. Ha, bundan sonra duruma göre, hekimin takibine göre 5 ile 10 yıl arasında değişen bir sürede bir takım yaklaşımlar var. Ya bazen 5 yıl sonra kolonoskopi diyoruz, bazen 10 yıl sonra diyoruz. Ama her halükarda hiçbir sorun yoksa bile 50, 60 ve 70 yaşında. Yani 3 kere herkesin bir kolonoskopi yaptırması da fayda var. Son derece önemli. Bu tabii tamamıyla normal ve risksiz birisi için geçerli. Eminim dinleyen izleyicilerimizde ailesinde bağırsak hastalığı olan, bağırsak tümörü olan kişiler vardır ve onlar tabii daha bir can kulağıyla dinliyorlar. O tip durumlarda tabii değişiyor yaklaşım. Her hasta için farklı yaklaşımlar vardır ama kabaca bir kural söyleyeyim. Ailenizde ilk bu tip kanser vakası kaç yaşındaysa genelde 10 yıl öncesinde başlarız taramaya. Evet. Yani diyelim ki hani halanız ne oldu? 40 yaşında. Evet, 40 yaşında çıktıysa o zaman 30 yaşında taramaya başlatın diyoruz. Evet. Ha 80 yaşında çıktıysa diyoruz ki normal taramanızı yapın yine. Genel yaklaşım budur. Onun dışında elbette bir takım özel sendromlar, işte inflamatuar bağırsak hastalıkları mevcut. Bunlarda tabii izlem çok daha farklıdır. Bazen 20 yaşta başlıyoruz, 2 yılda bir yaptırın diyoruz. Hı hı. Ama bunlar özel durumlar. Tabii genele çok yaymamak lazım. Önemli olan 10 yılda bir 50 yaşından sonra yaptırmak.